Şimdi objeleri inceleyeceğiz. Üç boyutlu objeleri. Bunun başında burada bir listemiz var modifier penceresinde. Burada belli başlı seçeneklerimiz vardı. Şu an biz standart primitives'i inceleyeceğiz genel olarak. Yani standart objeleri inceleyeceğiz. Onun dışında daha burada ileride kullanabileceğimiz farklı modeller de mevcut. Örneğin kapılar, merdivenler, pencereler gibi parça sistemleri de var burada, partikül sistemler. İşte kar gibi, sprey gibi. Bunları daha sonra değinebiliriz. İlk olarak bir kutu çizmekle başlayabiliriz. Kutuyu çizmek için açılmış olan pencerede 4 tane görüntü var. Yani 4 tane açıdan bize şey sunuyor. Bunun herhangi birine tıkladığımız zaman çizim yapabiliriz. Örneğin biz şu an karşıdan görünüşte bir tane kutu çizelim. Ve fark ettiyseniz diğer 4 görünümde de şu an canlanmış bulunuyor. Ve ilk tıklamada objemi yerleştiriyor. Ondan sonra farklı bir yere tıkladığım zaman da artık objemi bulunduğu yere oturtturmuş oluyor. Ayrıca bir özelliği daha var bu noktada. İki kere tıkladıktan sonra boşluğa tıklamaz isem tekrar bir çizim daha yapacak. Ve ben bunu istemiyorsam eğer sağ tuşa tıklayıp bunu iptal edebilirim veya ESC tuşuna basıp da bunu iptal edebilirim. Örneğin başka bir tane şekil çizelim. Koni çizelim mesela. Koniyi başlatıyoruz, tıklıyoruz ve sol klik tuşuyla sürükleyip burada yarı çapını belli edebiliyoruz. Belirledikten sonra bize bu sefer yükseklikle ilgili bilgileri istiyor. Yüksekliği belirliyoruz. Ondan sonra koninin nasıl durmasını istiyorsak o şekilde son bir tıklamamızı daha istiyor Max bizden. Ben şöyle yapmak istiyorum. Ve ESC tuşuna bastığımda şu an tekrar tıkladığımda bir çizim yapmadığını görüyorum. Onun dışında başka bunu büyütelim. Ve yakınlaştıralım biraz şöyle. Bir tane küre çizelim. Tıkladıktan sonra kürenin yarı çapını belirliyoruz ve ona göre o hacimde bir küre çıkarıyor. Tekrar sağ tıkladığım zaman kürem çizilmiş oluyor. Geosafir var burada. Biraz önce çizdiğimiz safirdi. Şimdi çizeceğimiz geosafir. Bundaki farkı şöyle söyleyebiliriz. Bunu biraz düşürelim. Bunlara değineceğim daha sonra. Fark ettiyseniz burada kare yüzeylerden yani dikdörtgen yüzeylerden oluşan bir yapıyla örüyor modeli. Ama buraya baktığımız zaman burada üçgen yapıyla örülmüş bir geometrik şekil elde ediyoruz. Silindir çizmek istersem aynı şekilde yarı çapını belli ediyorum ve yukarıya doğru çekiyorum ve bu kadar. Tüp yapmak istiyorsam örneğin bu bir lastik olabilir. İlk yarı çapımı belirliyorum. İkinci yarı çapımı belirliyorum ve bir yükseklik kazandırıyorum. Çizelim bir tane. Bu da daha silindirik bir yüzey oluşturuyor. İlk tıkladığımda yarı çap belli oluyor. İkincisinde de ikinci yarı çapımı belirliyorum. Piramit çizmek istediğim zaman piramidin tabanını belirliyorum ve
yükseklik veriyor. Bu şekilde. Max'in klasik bir objesi var. Bu teapot olarak geçiyor. Bildiğiniz çaydanlık. Yani bu çaydanlıktan aslında bir sürü şey yapabilirsiniz. İlerideki öğreneceğimiz düzenlemelerle birlikte bir sürü farklı modele çevrilebilir. Bir de plane diye bir objemiz var. Bunda da mantık sadece tek bir yüzey oluşturuyor. Yani şöyle baktığımız zaman incecik bir çizgi gibi gözüküyor. Ama bunu da daha çok örneğin halı yapıyorsak ya da ne bileyim insan yüzü falan çiziyorsak daha kullanışlı oluyor. Tabii hiçbir objenin burada bir sınırı yok. Yani her bir objeden istediğiniz her şeyi çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir olay. Bir de Text Plus'ımız var. Bu Text Plus'ta şöyle bir olay. Baktığımız zaman şöyle bir neden böyle oldu hiç fikrim yok ama. Şöyle yapalım. Buraya da istediğimiz şekilde bir yazı çıkarabiliriz. Buradan düzenleyebiliriz onu atıyorum. Yes Max. Dediğimiz zaman bize böyle bir şey çıkartmış oluyor. En başa dönecek olursak bunlar bizim ana objelerimiz. Kutuya baktığımız zaman uzunluğumuz var ve genişliğimiz var. Bunları buradan ayarlayabiliyoruz. Burada segment sayıları var. Şu an birebirlik bir obje. Ben istersen bunu arttırabilirim. Ortaya bir çizgi eklenmiş oldu. Ve bu şekilde istediğim gibi atıyorum buraya sayısal olarak da girebilirim. 10, 10 ve 10. Göreceğiniz gibi kutuları kutunun içerisinde kutu oluşturmaya başladı. Oldukça temel bir model aslında kutu. Sonra konuya baktığımız zaman radius 1 yani yarıçap 1 birinci yarıçapımız, ikinci yarıçapımız ve uzunluğumuz. Yine aynı bu şekilde ortaya farklı çizgiler ekleyebiliyorum. Bunlara segment diyoruz. İstersem arttırabilirim istediğim kadar. Ya da olmasın da diyebilirim. Burada cap segment dediği de üst tarafta yapılacak olan segment sayısı. Şu an 1, 2. İstediğim gibi bunu arttırabilirim. Modelime göre. Tabii burada da şöyle bir olay var. Klavye kutusu yolu olarak 7'ye bastığımızda bize poligon sayısını gösteriyor ve vertex sayısını gösteriyor. Bunun ne kadar fazla olması Max'i o kadar yoracağı anlamına geliyor. Yani modelleyeceğimiz çoğu şeyi ne kadar düşük poligonlarda modelleyebilirsek ve görsel açıdan istediğimiz şeyi elde edebilirsek o şekilde güzel bir model çıkmış olur ortaya. Tekrar bunu bire getirelim ve burada da